Bizde şöhret bizde, bizde. bizde sizde ne var söyle söyle. Hayat Herkese selamlar dostlar. 26 Ekim 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 4 tane mücadelemiz var. Ondan önce ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar güzel bir iş çıkardık. Ekranda görüyorsunuz zaten bugün verdiğim maçlar. Ben YouTube'da 1 ve 1.5 üst vermiştim. Katıl grubunda da ekranda gördüğünüz üzere 1 ve 2.5 üst verdim. Kendimle çelişmemek adına zaten 2-1 gibi bir skor bekliyordum. 2-1 skor da zaten tamamlandı. Hem skorunu zaten YouTube'da söyledim. Hem katıl grubuna yazdım. İdeali hem katıl grubunda hem YouTube'da verdim. Tekli yüksek oranı da maç sonu 1 2.5 küs, maç sonu 1 1.5 küs şeklinde. Hepinizi önerdim zaten. Mutlaka değerlendirenler vardır. 4500 kişi izlemiş. Değerlendirenleri tebrikler. Katıl grubunda bu şekilde kazandık. Herkesin eline ayağına sağlık diyerekten Larry'nin de alnından öpüyorum. Ekranda kuponları görüyorsunuz. 2.37 orandan ve 1.40 gibi orandan YouTube'da önerdim. Maç sonu 1 ve 2.5 üstünü de ben zaten katıl grubunda önerdim. Onun da oranı 2.90, 2.60 falan da zaten. Sen yanlış hatırlamıyorsam. Güzel bir derbi oldu. Yani işimize geldi açıkçası. İdealden aldık, yüksek orandan aldık. Değerlendiren herkesin elini ayağına sağlık. Ekranda bir de her şey dahil iletişim paketinde bulunan bir arkadaşımız var. Bu paketin özelliğinden de bahsetmek istiyorum. Bu pakete dahil olanlar 100 TL'lik paketimiz bu. Dahil olanlar zaten katıl grubundan Whatsapp'tan direkt iletişim kurabiliyor. Bugün de gelenler oldu mesela bu pakete. Oradan da iletişim sağladık. Mesela şöyle söylüyorum. Ben bugün kimseye maç atmadım. Derbi özel diye. Fakat benimle iletişime geçebiliyor. Mesela Beşiktaş mücadelesine burada 10.000 TL basayım bir şeklinde bir önerdi. Ben dedim ki Beşiktaş 2-1 gibi galip gelmesini bekliyordum. Hatta konuşmayı zaten ekranda görüyorsunuz siz. MS1 olur gibi reis yazmışım. BJK kaybetmez bas gitsin. Bas. hayırlı olsun yazdım en sonunda. 10.000 10 çarpı 2'den zaten 20.000 lira gibi miktar aldı. 10.000 TL kar. Allah bereket versin diyerekten de nazar boncuğunu da koydum. Bu paketin özelliği de bu şekilde. Ekranda katıl grubundan da bahsedeyim hemen sizlere. Ekranda zaten katıl telegram grubunu direkt görüyorsunuz grupta. Zaten bugün çok bir paylaşım yapmadık arkadaşlar. Direkt ana telegramda ben kendi paylaştık, paylaştıklarımı paylaştım. oradan da zaten direkt kazandık. Onun, şekli, onun dışında seviyelerden bahsetmek gerekirse hemen seviyelerden bahsedeyim size. Ana telegram grubumuz var. 30 TL'lik grup. Burada canlı bahislerin olduğu grup burası. Bir de yüksek oran grubumuz var. Hem ana telegram grubuna giriyorsunuz hem de yüksek oran grubuna girebiliyorsunuz. Yüksek oran grubunda da mesela Mars'ını 1 ve 2.5 üstünü de ben bugün her izle açık paylaştım. Fakat genelde oraya o tür bahisler veriyorum yani. Zaten son başarımız mutlaka biliyorsunuzdur. Yani 6'da 5 yaptık. Çok güzel orandan kazandık. Liverpool'u, Ajax'ı falan çok güzel kazandık. Bu da her şey dahil iletişim paketi 100 TL'lik grubumuz. Bu grubun da özelliği zaten her grupla dahilsiniz. Ayrıca iletişim olaraktan da e, i̇letişim sağlayabiliyorsunuz Whatsapp üzerinden. Maçlara geçelim. 4 tane mücadele seçtim sizlere. Milan, Chelsea, Villarreal ve Sporting maçları. Bir kombine yapmadım açıkçası. E, fakat hatta videonun sonunda ben sizlere de bir adet kombine koyayım. İdealden değerlendirmek isteyenlere değerlendirelim. Taraf bahisleri değerlendirdim ben bu mücadelelerde genellikle ağırlık olarak. Kupa maçları var. Şunu belirteyim. Ben kupa maçlarında genellikle oynamam arkadaşlar kupa maçlarını zaten kombine kombine almam. Videonun sonuna bırakacağım kombine de muhtemelen zaten ideal bir kombine olacaktır ve lig maçları olacaktır. İlk maçımız Milan maçıyla başlayalım. Arkadaşlar Torino'nun 1985'ten bu yana e, araştırmıştım ben 1985'ten bu yana Milan'ın sahasında Milan'a karşı üstün gelemiyor bakın. Son aralarındaki maçlara baktığımız zaman da zaten Milan kendi evinde ya berabere kalmış ya yenmiş. Yani Bakın gelenek var burada. 1985'ten bu yana diyorum. Kaç yıl olmuş bu o takımlar sürekli maç yapıyor. Yılda iki kere olmak üzere. Ondan dolayı şöyle bir durum var. Ee, Torino'nun kimyası Milan'a pek fazla işlemiyor. Milan'da namalüm şekilde ligde ilerliyor. Gerçekten kadrosunda sakatlıkları vardı. O sakatlıklara rağmen gerçekten iyi bir şekilde ilerlediler. Özellikle Leao isimli sol açık oyuncusunu ben ciddi anlamda çok beğeniyorum. Bireysel anlamda, çalım anlamında o dripliklerini çok iyi atıyor. O dripliklerinden dolayı yakalaması zor oluyor. Evde eşya biraz yok arkadaşlar. Ses yankı yapıyor olabilir. Bunu da belirteyim. Şimdi ben burada tarafa gideceğim. Direkt bir Milan galibiyeti bekliyorum bu mücadelede. Çünkü Milan'ın zor bir fikstürü başlıyor. Bu zor fikstürü bakın şöyle göstereyim. Torino ile burada bir maç yapacak kendi evinde. Roma'nın deplasmanı, Inter kendi evinde. Bir de iki tane zorlu maç var zaten. Ondan dolayı bu Roma Milan zor fikstür öncesi. Ben burada kaybedeceğini düşünmüyorum. Kendi evinde burada Milan 1.42 gibi orandan idealen direkt maç sonu birini öneriyorum sizlere. Değerlendirmek isteyenlere bol şanslar. Chelsea Southampton mücadelesi. Şimdi Chelsea'nin ben bu kadroda nasıl bir kadroyla çıkar ondan bahsedeyim size. Hemen bilgisayardan önümde açık zaten. Şöyle bakayım aynen. Şimdi beklenen kadro rotasyonlu bir kadro bekleniyor. Hücum hattından bahsedeyim size. Ziye, Havertz, Hasım Odoi oynayacak şekilde gözüküyor. Southampton takımı burada ideal 11'ini çıkartabilir arkadaşlar onu belirteyim. Southampton ligde zaten iyi gitmiyor. Kupaya önem verebilir. Ve bu tür maçlarda zaten Premier Lig kupa maçlarında yani bu takımlar genelde ilk 11'inden oyuncuları sahaya sürüyor. Önümdeki ideal kadroya da baktığım zaman da Southampton'ın zaten ideal 11'inin olduğunu da görmek mümkün yani. Ama Chelsea mutlaka rotasyon yapacaktır. Fakat rotasyon yapsa da Chelsea bir sistem takımı. Bakın Manchester City, Liverpool, Chelsea gibi takımlar Premier Lig'in en önemli sistem takımları. Büyük takımlarda. Mesela United takımı takımın bir sistemi yok. Yani teknik adam o sistemi oturtamadı. Oyun anlayışını, sistemini oturtamadığı için sıkıntı yaşıyor. Chelsea'de o sistem var. Oyuncuların ne kim oynar kim oynamaz benim için çok önemli değil. O yüzden 4.5 altında bir bekliyorum ben. Niye 55 gibi de bunun oranı var direkt Chelsea'nin burada galibiyetini sizlere 4.5 altında sunmak istiyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara bol şanslar diyerekten de bu mücadeleyi geçeyim. Villarreal mücadelesi yine lig maçlarından bir tanesi Villarreal mücadelesi burada. Cadiz'de oynayacaklar. Cadiz bu ligin zaten bu şeyin e, şey diyeyim. Bakın ben Cadiz hakkında da bir şey söyleyeceğim. Cadiz'in aldığı tek beraber galibiyet, ma galibiyet maçını görüyorsunuz ekranda. Celta maçıydı. O maçta bir cuma günü oynanıyordu. Ben de o maçta Celta güveniyordum. Sen orada Celta Vigo'ya almıştım. Daha Kalizin daha rakibine bahis almadım yani. Tek bir bahis aldım. Onu da tek galibiyetini aldı ve maçta sürpriz yaptı. Bu sefer de bahis alacağım. Bakalım galibiyet alabilecek mi gerçekten. Fakat Villarreal takımına ligde gerçekten kötü bir gidişatı var. Emery'nin ben burada çıkış mücadelesi olarak görüyorum. İki maçta da mağlup oldu. Takıma baktığımız zaman artık Avrupa'da iyi işler çıkartıyor. Mesela Young Boys'u yendi, Atalanta ile beraber kaldı. United'sa 90 artı 5'te yenildi. Burada ben Villarreal'in bir atak yapmasını bekliyorum. Burada da kazanmasını bekliyorum Villarreal'in açıkçası. Ondan dolayı burada bir Villarreal galibiyeti bekliyorum ben. Cadiz'e karşı galip gelecektir diye düşünüyorum. Aralarında oynanan maçlara baktığımız zaman da Villarreal zaten çok gol atan bir takım da değil. Ki galip gelen bir takım. Ben 4.5 altında bir yapmak istiyorum bu mücadeleyi de aynı şekilde. Onun da oranı 1.45 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyenler bu mücadeleyi Cadiz'e karşı Villarreal'in Münah Yemeri'nin takımı bir çıkış sağlar diye düşünüyorum. 4.5 altında bir şeklinde Villarreal'in kazanmasını bekliyorum. Son maçımız Sporting mücadelesi. Famalikay ile birlikte lig kupası mücadelesi. Yine kupa maçlarından bir tanesi bu. Sporting maçı arkadaşlar. Sporting kendi evinde oynayacak. Geçen sezona baktım. Şöyle baktım. Yani lig maçı, kupa maçı olduğu için lig kupası mücadelesi bu. Dedim ki Sporting bu mücadeleyi yani lig kupasını önemsiyor mu? Ona baktığım zaman da Sporting'in geçen sezon lig kupasının şampiyonu olduğunu gördüm. Yani kendi evinde oynayacak kolay kolay kaybetmeyen bir takım zaten kadrosuna mutlaka rotasyon yapacaktır, dinlendirme yapacaktır. Onda ben okeyim. Çünkü hem Şampiyonlar Ligi arkasına bir ligde oynadığı maçlar derken takım yoruldu. Zaten Sporting'in kendi evinde çok gollü galibiyet aldığını ben uzun zamandır görmedim. Geçen sezon da görmedim. Bu sezonda da ligde zaten namalup gidiyor. Ben burada da yine aynı şekilde kazanmasını ve 4.5 altında kalmasını beklediğimden dolayı 1.44 gibi orandan da maç sonu bir 4.5 altını sizlere önereceğim. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarıma bol şanslar diyerekten de bu mücadeleyi de geçiyorum. 4.5 altında 1. Dört tane mücadele anlattım sizlere arkadaşlar. Milan mücadelesi, Chelsea mücadelesi, Villarreal mücadelesi ve Sporting mücadelesi. Ekranda kombineyi görüyorsunuz. Ben burada ya yani ikili oynayacaksanız lig maçlarını oynayın diye öneriyorum. Milan'ın kazanmasını bekliyorum. Milan'ın ne gibi e, sakatlık, sakatlıkların bazıları geri döndü. Lea olsun, Zlatan olsun bunlar zaten oynuyor şu an. Milan kendi evinde zor fikstür öncesi kaybetmez diye düşünüyorum. Bu şekilde bir direkt bir Milan galibiyetini aldım. Onun yanına da Villarreal'in köprüden çıkış maçı olarak gördüm. Kötü giden bir takım Villarreal şu an. Karşısındaki takım da daha kötü. Yani iyi bir reaksiyon maçı, iyi bir çıkış maçı olarak gördüğümden dolayı Kadiz ile oynayacağı mücadeleyi. Ondan dolayı da Villarreal'in de ben Münay ile birlikte 4.5 altında kazanmasını bekliyorum. İkili kombini değerlendirdiğiniz zaman ikinin üstünde bir oran oluyor zaten ekranda da görüyorsunuzdur. Bu şekilde sizden ricam arkadaşlar abone değilseniz de abone olmayı, Bakın son videoya mesela 300'ün altına like geldi. Sizden ricam like'ları atmanızdır. Abone değilseniz abone olmayı, videonun alt like atmayı, yorum atmayı, işte desteği verin anladınız. Onun dışında diyeceklerim bu kadar. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.